Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte üniversite sınavında çıkmış son 5 yılın cümlenin ögeleriyle ilgili sorulardaki cümleleri aldım. Onları sizlere anlatarak ve açıklayarak tekrar ögelerini ayıracağım. Bunu yapmadan önce de bu konuyla ilgili bilmeniz gerekenleri ayrıntılı bir şekilde sizlere anlatacağım. Öncelikle bir cümle temel ögeler ve yardımcı ögeler olmak üzere ikiye ayrılır. Temel ögelerim özne ve yüklemdir. Bir cümle yalnızca özne ve yüklemden oluşabilir. Yalnızca yüklemden oluşabilir ama yalnızca özneden oluşamaz. Çünkü cümle dediğimiz olayın içerisinde bir iş oluş, bir e, olay bir hareket bir durum olması lazım bunu sağlayan da yüklemdir. öncelikle doğru yükleme buluyorum çünkü bütün soruları yükleme sormam lazım yükleme en küçük yapısına kadar ayırarak buluyorum herhangi bir tamlamaya dahil değilse ardından özneye ne ve kim sorularını sorarak buluyorum özneme ve bu öznelerde gerçek gizli sözlü özne olmak üzere üçe ayrılır bu konuyu iyi bilmem ve iyi kavramam bana çatılarda yardımcı olur neden çünkü çatılarda özne yüklem ve nesne yüklem ilişkisine göre ikiye ayrılır. Yani cümlenin ögelerini iyi kavrarsam çatılarda da hiçbir sıkıntı yaşamam. Eğer bu konuyu da bu bağlamda anlatmamı istiyorsanız e, bana yazabilirsiniz yorumlara. Ve gelelim arkadaşlar bunlara. Gerçek ve gizli öznelerim yüklemde belirtilen işi yapanın belli olduğu e, öznelerdir. Yani işi yapan gerçek ve gizli özne de belliyken sözde özne de belli değildir ve yardımcı ögelerime geliyorum. Bunlar da nesne dolaylı tümleç ve zarf tümleci şeklindedir. Nesne nedir? Öncelikle nesne nedir? Ona bir bakalım. Bazen bu ayrı bir soru olarak da geliyor, karşımıza çıkıyor. Yüklemde bildirilen ve öznenin yaptığı işten etkilenen öge nesnedir. Bu tamamıyla özneyle alakalı bir durumdur. O halde belirtisiz nesne ne sorusuyla bulunur, belirtili nesneyi de bulmak için neyi ve kimi sorularını bulmam lazım. Bazen sorularda görüyorum aşağıdakilerden hangisinde öznenin yaptığı işten etkilenen öge vardır ya da yoktur gibi o zaman burada nesneyi aramam lazım. Peki dolaylı tümleç nedir? E, D, den ekleri ile yüklemin anlamını çıkma, bakın nereden, bulunma, nereye, ve yönelme, nereye, nerede, nereden, kime, kimde, kimden gibi ifadeler yüklemin çıkma, bulunma ve yönelme bakımından tamlıyormuş. Bunlar da ed, den ekleriyle genellikle oluşturulur. Peki zarf tümleci nedir? Arkadaşlar zarflar yüklemle alakalıdır. Yüklemin olduğu yerde zarf olur. Bunlar belirteçtir. Yani yüklemin yerini, zamanını, durumunu ve miktarını belirtir. Ne kadar derken? Yüklemin miktarını belirtiyor. Burada sebep diyor. Niçin, neden, niye derken sebeplerini belirtiyor. Ve bu şekilde nasıl, ne zaman gibi ifadelerde bana zarf tümlecini buldurur. Bunların hepsini yükleme soruyorum. Gelelim bizler cümlelerimize ilk olarak 2022 yılında çıkan bu sorumuza bakalım. Bu cümle aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa öge dizilişi özne, zarf tümleci, belirtisiz nesne, yüklem şeklinde olur. Tabii ki ben vakit kaybetmemek için doğru cevabı olan D şıkkına bakıyorum. Ortaya çıkarır benim yüklemim arkadaşlar. Öncelikle doğru yüklemi buldum. Ardından soruyorum. Kim ortaya çıkarır? Vücudumuzdaki proteinlerin 3'te birini oluşturan kolajen ortaya çıkarır benim özlem özdeyi ve yüklemi buldum. Şimdi soruyorum zarf tümleci için nasıl ortaya çıkarır? Bulunduğu dokudaki işlevine göre ortaya çıkarır. Benim zarf tümlecimdir. Peki belirtisiz nesne için sorduğum sorum neydi? Ne sorusuydu? Ne ortaya çıkarır? Karmaşık yapılar ortaya çıkarırmış. Bu da benim belirtisiz nesnem oldu. Bu şekilde doğru cevabımız D şıkkı. Bu cümle özne, zarf, tümleci, belirtisiz nesne ve yüklemden oluşmuştur diyoruz. Gelelim 2020 yılında çıkan bu sorumuza ve şunu da hatırlatayım ki 2021 yılında cümlenin ögeleri konusuyla ilgili bir sorumuz gelmemiştir ama dediğim gibi bütün sınavlarda gelmesi çok yüksek bir konudur ve bunu da sadece ögelerini ayırmamız istenmiş Doğru ögeleri olan şıkkı işaretlememiz istenmiş. Cümleyi genel bir okuyorum. Okurken boş okumuyorum. Acaba özne var mı yok mu? Bunu da zihnimde tartıyorum arkadaşlar. Kromofor adı verilen pigment molekülleri fotosentez sırasında güneş enerjisini tepkime merkezlerine hızla taşıdığından güneş enerjisinin hemen hepsi arada hiç ısı kaybı olmadan kimyasal enerjiye dönüşür aslında bütün tonlamaları cümleyi ögelerine ayırarak yaptım. Gene şimdi bulalım. Dönüşür benim yüklemim. Soruyorum. Kim dönüşür? Burada kromofor adı verilen pigment molekülleri dersem iş çok fena karma karışık bir hal alır. Çünkü cümlem devam ediyor. Fotosentez sırasında güneş enerjisini tepkime merkezine hızla taşıdığından güneş enerjisinin hemen hepsi dönüşürmüş. O zaman bu benim özlem oldu. Nasıl dönüşür? Kromofor adı verilen pigment molekülleri fotosentez sırası sırasında güneş enerjisini tepkime merkezine hızla taşıdığından dönüşür. O zaman bu da benim yükleme zarf tümleci yönünden tamamladı. Peki tekrar soruyorum nasıl dönüşür? Arada hiç ısı kaybı olmadan dönüşür. Bir şey dikkatinizi çekti mi? Burada dendan ekleri cümleye nedensellik anlamı katmış ve nasıl soruma cevap verdiği için de ikisi de zarf tümleci oldu. Peki şimdi soruyorum tekrardan neye dönüşür? Gördüğünüz gibi neye sorumda beni dolaylı tümlece götürdü. Kimyasal enerjiye dönüşür. Buradaki eke dikkat ettik mi arkadaşlar? E ekimiz. O halde bu da benim dolaylı tümlecim oldu. O zaman bu cümlemizde neyden oluşmuş? Zarf tümleci, özne, zarf tümleci, dolaylı tümleç ve yüklemden oluşmuştur. Gelelim 2019 yılında çıkan bu cümleye. Aynı tip soru. Bunu da ögelerine ayıracağız. Doğru ögeleri bulacağız. Şöyle bir okuyorum. Modern şehir hayatının gün içerisinde onlarca kişiyle iletişime geçmeyi zorunlu kılan ve kişileri binlerce mesaja maruz bırakan yapısı insana daha önce deneyimlemediği bir uyum sürecini dayatıyor. Burada dayatıyor benim yüklemim. Peki kim dayatıyor? Modern şehir hayatının gün içerisinde onlarca kişiyle iletişime geçmeyi zorunlu kılan ve kişileri binlerce mesaja maruz bırakan yapısı zaten buradaki ve bağlacını gördüğünüzde dikkat edin o cümle ayrılmaz genelde. O halde bu da benim özlem oldu. Peki devam ediyorum. Kime dayatıyor? Bakın burada kime sorum? Beni nereye götürür? Dolaylı tümlecime götürür ve bu şekilde insana dayatıyor şeklinde bakın EA neydi arkadaşlar? Benim yönelme durumu ekimde ve bu şekilde yükleme kime olduğunu belirtiyor. Neye, kime, kimde gibi ifadeler beni dolaylı tümlece götürdü. Peki devam ediyorum. Neyi daha önce deneyimlemediği bir uyum sürecini dayatıyor şeklinde neyi ve kimi sorularımda beni belirtili nesneye pardon neyi ve kimi sorularımda beni belirtili nesneye götürdü. O halde bu da komple belirtinin esnem olmuş oldu. Bu cümlemiz de neyden oluşuyormuş arkadaşlar? Öznem, dolaylı tümlecim, belirtili nesnem ve yüklemim. Gelelim 2018 yılında çıkmış bu sorumuza. Bu da aynı sorum. Cümleyi ögelerine ayıracağız. Sırf kendi için okuyan, gezen, eğlenen bir aydın kendini yaşarken öldürmüyor mu? Tonlamamdan dikkat ettiyseniz durdurup ögelerini bulabilirsiniz. Öldürmüyor mu? Benim yüklemim. Kim öldürmüyor mu? Sırf kendi için okuyan, gezen, eğlenen bir aydın öldürmüyor mu? Bu benim özlem. Peki neyi öldürmüyor mu? Kendini. O zaman bu da benim belirtili nesnem oldu. Ne zaman? Bakın burada ne zaman sorun beni neye götürdü? Zarf tümlecine yaşarken derken bu da arkadaşlar yaşarken öldürmüyor mu? Zarf tümlecim. O halde bu cümlemde özne, belirtili nesne, zarf tümleci ve yüklemden oluşmuştur. Gayet rahatlıkla diyorum. Ve en son 2016 YGS'de çıkmış bu sorumda şu şekilde. Örnek verilen bu cümleyi ögelerine ayırıyorum ve bununla özdeş ögeleri olan cümleyi buluyorum. Bu da D şıkkındaymış arkadaşlar. Yapılandırıcı dil yaklaşımına göre dinleme gelişimsel ve etkileşimsel bir süreçtir denmiş. O zaman gelişimsel ve etkileşimsel bir süreçtir yüklemim. Çünkü bu bir tamlamadır. Dikkat ediyoruz. Nasıl bir süreç? Gelişimsel ve etkileşimsel bir süreç bir sıfat tamlaması. Bunu birbirinden ayıramam. Burası komple yüklemim oldu. Peki ne? ne gelişimsel ve etkileşimsel bir süreçtir? Dinleme. O zaman bu da benim öznem oldu. Peki nasıl yapılandırmacı dil yaklaşımına göre? Neye göre, kime göre diye bir sorum yok. O yüzden nasıl soruma cevap verir? Nasıl gelişimsel ve etkileşimsel bir süreçte Yapılandırıcı dil yaklaşımına göre. O halde bu da benim zarf tümlecim oldu. Yani zarf tümleci özne yüklemden oluştu. D şıkkına bakıyorum dinleme becerisinin geliştirilmesi için etkinlik önemli bir unsurdur. Önemli bir unsurdur benim yüklemim bir tamlama unsurdur diyemem. Nasıl bir unsur önemli bir unsur bir sıfat tamlaması. Peki ne etkinlik kim önemli bir unsur etkinlik önemli bir unsur özlem. Niçin bakın burada soruyorum niçin önemli bir unsur beni zarf tümlecine götürüyor dinleme becerisinin geliştirilmesi için önemli bir unsurdur. O halde bu da benim zarf tümlecim oldu ve sizlerle birlikte son 5 yılın cümlenin ögeleriyle ilgili cümleleri tekrardan ögelerine ayırdık. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize başarılar dilerim.